altında gidiyoruz arkadaşlar. İkinci kata almaya gidiyoruz bu havada. Ben şuradan denize gidiyorum. Deniz de çok güzel bugün ha. Gerçi ben son 3-4 gündür falan full denize gittim. Ama telefonumun havlası yetmediği için tabii ki de video çekemedim. Ama gidiyordum yani denize. Ne yapayım abi? Fırsat bitince gideceğiz artık. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse şimdi aşağıdaki köye Sapraka'ya gidiyoruz. Yani bir günlük iş var yok. 2-3 çuval falan çıkar herhalde fındık. Şimdi onları alacağız. Akşam geri döneceğiz. Kalma iş falan yok ama yukarı çıktığımızda kalacağız biz o sırada 2 gün ya da 1 gün bilmiyorum. Çünkü yukarıda çok fazla fındık var. Burada bayağı toplamıştık çünkü. Bakalım yine bir boğuşmaca, yine bir parmak ucunda durur fındık toplamaca. Yine bir kayma tehlikesi falan hepsi gerçekleşecek. Bakalım hayırlısı diyoruz. Ben bahçede görüşürüz. Klasik isteğimiz biraz önce bu bahçenin bitmesi ve ardından eve gidip üstümüzü değiştirip denize gitmek. Aha Burak kes sesini ya. İşine bak hadi. Neyse bir toplam sonra görüşürüz. Ne diyorsun anne? Akşam yarına biter mi anne? Babam ne dedi? Babam ne dedi? Dedim Alper hocalara böyle böyle fındığa çağırıyor. Gideyim mi diyeceğim? Perşembe günü. Perşembe günü ne diye gelir Sezdi gidersiz diye. Ne yapacak kızım? Burada mı yatacak? Bir tane yatmam dedi. Dalacıyormuş işte. İki gün fındığı toplayacağız. Hayır başkasının bahçesine toplayacağız herhalde. Ne? Ne bura? Kendi bahçemi toplamayayım. Şeyini mi, elin bahçesini mi toplayacağım? Hayır fındık olsa toplarım. Fındık yok. Tamam yukarıda toplayacağım fındığı bura. İşlerimiz kurudu gene yani. Yine ayak basmıyor bu bahçede. Ve biz fındık taşırken sola duvarlarken çok fazla fındık vardı ve şu an hiç fındık yok. Neden yok anlamadık. Birisi girdi topladı mı? Birisi hangi gerizekalı bu ayak basmayan bahçeye girer de fındık toplar ben bilmiyorum. Ama anlamadık yani gerçekten anlamadık. Böyle sağa sola doğru boş boş dolanıyoruz. Hala bir çuval fındık bile toplayamadık. Bakalım anne neredesin? Annem diğer tarafta. Anne ben oradan bir yere kerttim de nereye kerttim hatırlamıyorum. Her türlü spor var. Şimdi de cirit atmaca. Azgılığa bak az. Azgılığa bak. Haydi gidelim ya. Nereye gideyim? Topla da gidelim. Haydi denize gidelim. Sabahleyin. Sırtımızda bir şey yokken gidiyorduk. Şimdi fındığı kurtardık, geri dönüyoruz. Ne saat 1.30-2 gibi falan bitirdik. Saat şu an 3.30-4'e geliyor. Biraz köyde oturduk. Oturup dolmuşun gelmesini bekledik. Sonra geldi. Şimdi yüklendik sırtımıza. Yeri de burada. Benimki de burada. Yüklendik, gidiyoruz. Zaten evin önüne geldik şimdi. Hemen bunları bırakıp yemek yiyip Buğra'yla denize gideceğiz. Aman deniz kaçmasın da. Oğlum ben senaryoyu sen kimle konuşuyorsun? Geçmiyor ki aksilikler peşim bırakmıyor. Bir telefonum patladı. Daha sonrasında şey bozuldu. Buzdolabım bozuldu. Şimdi de bilgisayarım kırıldı. Şuna bak. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Yani ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum. Ben cidden kendimi bir mağaraya kapatacağım ve izole bir hayat yaşayacağım.
gerçekten buna çok az kaldı. Çok ramak kaldı yani böyle. Bir iş bulamazsam gerçekten defolup gideceğim. Hiç kimseyle ne bir iletişim kuracağım, ne bir şey yapacağım, ne sosyal medyayla uğraşacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım gerçekten. Bu nedir ya? Ya en olmadık zamanda bu olacak iş mi ya? Lanet olsun ya. Cidden lanet olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Happy birthday to me. Happy motherfucking birthday to me. Happy birthday to me arkadaşlar. Ben doğalı 500 sene oldu. Evin neşesiymiş. Evin amelesi. İyi ki doğdun Beste. Heyo. Mutlu yıllar sana. Arkadaşlar ben doğdum. Doğum günüm üzerinden bir hafta geçti. Yeni tutuyorlar. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Fındıkla doğmanın zararları. Arkadaşlar ben doğdum, yürümeye başladım, hatta bisiklet sürmeye başladım. Doğum günümü yeni kutladılar. Teşekkür ederim ailem. Teşekkür ederim ablacığım, iyi ki düşündün. Fındık zamanı doğunca böyle oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz ki fındık bahçesine kutladım doğum günümü. Yapacak bir şey yok. Ne diyecektim ben? Coğrafya kaderdir diyorum. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ablam izinli. Normalde dün de izinliydi, dedim video çekemedim. Bugün izinli. Bugün ama öncelikle yapmamız gereken şey fındık seçmek. Yani fındık bitti. Bir hafta öncesinden fındık bahçesinden çıktık ama hala fındıkla uğraşıyoruz. Yeter artık, gına geldi. Havalar çok kötü olduğu için normalde 14 çuval fındık topladık. Bunu patozu çektirecektik ama patoz yoktu köyde. Sonra dedik ki hemen evde mahallede atlarız dedik. Sonra yağmur yağdı, yağmur yağdı, hiçbir şekilde dışarıda yapamadık. Sonra fındıkları balkona getirdik ve balkonda ayıklıyoruz. Artık yani bittik, gerçekten bittik. Bu iki gündür hava güzel, o yüzden bugün dışarı çıkıp ayıklamayı planlıyoruz. Çünkü komşular falan yardım ederse biter, öteki türlü bitmiyor gerçekten. Artı bu arada hava çok güzel. Neliz bana oradan bakıyor mavi mavi. Gene böyle bir çarşafımsı bir havada. Yani annem çarşaf mı atmış Deniz'in üstüne, ne yapmış bilmiyorum. Çarşaf attım, çarşaf senin yüzün diye. Evet, geçen de ablamla bizi gittik Deniz'e. O gün Deniz'e gittiğimin son günü olduğunu bilseydim gerçekten daha çok kalırdım. Daha çok tadını çıkardım. Bir anda pat diye yağmur yağmaya başladı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bilmiyorum Deniz'e gider miyim? Gitmez miyim? Her an gidebilirim. Belki bugün bu fındık işini halleder. Yarın sabah erkenden gidebilirim. Çünkü şu an hava da iki gündür falan bayağı soğutmaya başladı. Denize böyle birazcık koşu yapıp ondan sonra denize gidebilirim yani. Deniz öncesinde bir koşarım, bir vücudumu ısındırırım. Sonra bir gider bir yüzerim falan, böyle of mis gibi olur. Bilmiyorum, yarın sabah erkenden kalkıp bunu yapabilirim. Bugün çünkü biraz geç kaldım, şu an saat 10.30. İşlerimiz de var. Ablamla dışarı falan da çıkacağız. Annem gelecek mi bilmiyorum. Annem de gelsin diyorum. Bilmiyorum. Gelmeyecek herhalde. Neyse, şu fındık işi bitsin de ben ondan sonra onu çıkaracağım dışarı. Öyle yani. Durumlarımız bu şekilde. Uğraşıyoruz. Gitme sen, çatlarsın, ölürsün. İlla havluları ıslayacağım. Başıma ıslak getireceğim. Hı. Yok anam yok. Bunlar beni gürültecekler. Buraya kim koymuş bu denize? Çok güzel değil mi ama? Bak, hani bak bana gülüyor buradan. Buraya kim koymuş bu denize? Kalk! Bak dingil gibi. Tövbe estağfurullah. Hemen neden gülüyorsun? Fındık ayıklanacak duruyor. Fındık kuruyacak duruyor. Bizim beste denize. Yarım saat gitsem ne olur? Eymen. Bir şey olmaz, geç. Eymen niye de gidecekmiş? Allah'ım gar yağsında gitmesin mi diyeyim, yoksa gitse de daha gitmese mi diyeyim? Ne bu güzellik? Ben haftaya gideyim, haftaya daha gidemeyeceğim denize. 2 saatlik mesafede deniz. Şurada 5 dakikalık mesafede olan denize gitmeyeyim şimdi bu güzel havada? Gideyim mi o haftaya? Gideyim ha. Ben şimdilik denize gideyim ama. Hani vay, sen de bir topla hadi bakayım. Hadi bakayım. Şöyle. Her türlü fırçayı bilmem neyi ben yerim. Biri boş
borcu etsin, babası ödesin. Biri gelsin dolaşsın, laf edilmesin. Her gözümle bunu ben dinleyeyim. Sakin. Etama dokun. Gidin. Gidin öderse ben öze gidiyorum işte. Ben bugün de gideyim de değerli babası da giderim. Ben gidiyorum. Ben yıldız ilerliyorum, denize gidiyorum. Çıktım şimdi, denize gidiyorum. Her türlü fırsatı değerlendirmem gerekiyor gerçekten ama okulun oradan dolaşıyorum. Okulun orada arkadaşlar, bir kediler var. Şunlara bakar mısınız? Minnoşum. Ne yapıyorsunuz siz? He? Ne annem? Ay şuna bak, ay şuna. Yatışa bak az. Gel. 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 Az gözlere bak, gözlere bak. Ya çok tatlısın. Çok mutluyum. Şu çok güzel görünüyor. Umarım çok soğuk değildir. Hadi girelim bakalım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gelmişim. Gerçekten iyi gelmişim. Su çok güzel. Birkaç gündür aslında yağmur yağıyordu. Yani aslında biraz pis olması gerekiyordu ama ne deniz anası var, ne pislik var, ne yosun var. Suyun dibi çok güzel. Su çok güzel, çok sıcak. Çok güzel. İyi gelmişim. Yarın sabah da erkenden gelmeyi planlıyorum yani gerçekten. Gelinir. Bilsene. Gitmek istemiyorum, biliyor musunuz? Gerçekten hiç gitmek istemiyorum ama evde bir ton iş var ve ayıklamamız gereken bir 7 çuval fındık var, o yüzden şimdi şu güzel yeri bırakıp eve gideceğim. Çok mutsuzum. Gerçekten çok mutsuzum. Neyse ki önümüzdeki 2 günde hava güzel gösteriyor, o yüzden full denizdeyim. Yarın sabahın altısında geleceğim. Gerçekten geleceğim yani, sabahsız daha da güzel olur. O zaman şimdilik elveda. Fındığın başında görüşürüz arkadaşlar. Bu fındık bu sene başımıza dert oldu. Neyse, yapacak bir şey yok. Ne derler? Memleket kaderdir. Gerçekten de memleket kader. Fındık da bizim kaderimiz. Yani millet... Arkadaşlar, fındık çilemiz bitmiyor. Şimdi çuvalları alacağız ve ayıklamaya devam edeceğiz. Kombininiz nedir? Telli Nike. Basma etek. Tabii tişört nereden aldım hatırlamıyorum. Fındık kombinimiz bu. Ayıklama. Kaydedesin. Burası da bir eski arkadaşlar. Donluk ısınmacım ağrımasın diye bunu da böyle takıyorum ama donluk valla. Hırıl hırıl fındık ayıklıyoruz da
Kapıda birileri gelip yardım eder diye bekledik ama kimse cama çıkıp bizi görüp aşağı inmedi. O yüzden hemen şekil mevli yapmaya devam edeceğiz. Bunu reklama için, evet. Kesti her yerde beni rezil ediyor. Ablam da stres atıyor şeyinle beraber. Ne onunla da? Kargo poşetiyle. Kargo poşetiyle beraber stres atıyor. Çok streslenmiş. Biz de stresimizi fındık ayaklayarak atıyoruz. Çünkü fındıkçılık bunu gerektirir. Çok uzaklandı. Denize bakın, çok güzel. Ben her denize gideyim. Deniz ya. Sabah şuralar böyle değildi tabii ki de, daha güzeldi. Günaydın arkadaşlar. Pazar günü sabahın köründe neden dışarıdasın diye sorarsanız, bugün pazar günü ve pazar günü Giresun'un bir geleneği var. Kıymalı geleneği. O yüzden fırına iç verdim. Onlar işte 9.30 gibi yapacaklar. Ben 8'e gelirken evden çıktım. Erkenden vereyim diye de, ablam da işe gitmeden yesin dedim. Onlar daha fırını kurmamışlardı. O yüzden ben de işte verdim. 9.30'da gel dedi, işte bir yarım saat sonra falan gidip alacağım. Ben de kendime kahve yapmıştım. Ne zaman ki biliyordum bekleyeceğimi çünkü. Şimdi burada çardakta oturuyorum. Hem kahvemi içiyorum, müzik dinliyorum. Manzaraya karşı oturuyorum. Sonra birazdan dalıp eve gideceğim. Öyle yani. Hava bugün çok güzel. Denize gidemiyorum. Neden? Çünkü regl oldum. Dün yine var ya, yine denize gittiğimin son gün olduğunu bilmiyordum. O yüzden dün gittiğimiz son gün olduğunu bilseydim birazcık daha denizde kalırdım. Çünkü su çok güzeldi. Deniz de çok güzeldi. Çok temizdi. Olsun, yapacak bir şey yok. Deniz sezonunu da böylelikle kapattık. Yani 2 senedir doğru düzgün gidemiyordum. Yani hiç gidemiyordum. Geçen sene zaten hiç gitmedim denize. Bir kere gittik Cevizci. Onda da ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu sene ama doya doya vallahi her fırsatta gittim. İçimde kalan tek şey sabahın altısına gidememek oldu. Ama olsun, yapacak bir şey yok artık. Önümüzdeki senelerde inşallah diyorum. Ama inşallah işe girerim de hiç yok da böyle ancak tatil köyüne falan gitme fırsatı olurum diyorum. Bana bol bol dua edin. İşe gireyim bir an önce. Sürekli zilyon tane yere iş başvurusuna bulunuyorum. Her yere CV yolluyorum. Yani görüntülüyorsunuz. Bari birazcık da bir dönüş yapın yani. Olumlu olumsuz bir şekilde bir dönün de yani. Biz de beklemeyelim değil mi? Bilmiyorum nasıl iş bulacağım, ne yapacağım, ne edeceğim ama bulacağız inşallah diyorum yani. İnşallah bir gün bulacağız iş. Öyle, ben şimdi burada takılıyorum. Artık alınca görüşürüz. Her yer sahilde, bütün kaldırımlar böyle böyle fınık arkadaşlar. Çünkü konsantrasyon no problem. Hava çok güzel. Abi çıkarsa bakarsın, Kenan abi yeni de olabilir. Tamam diyor. Benimkiler mi? Yok, seni görmeyeceğim. Tamam. Milli de bekleyeceğim. Çekil annemin kucağına in. Ne yapıyorsun Işık çocuklar? Çekil. Çekil annemin başörtüsünü yiyor. Güzel. Güzel. Çekil. Uzay başörtünü yiyor. Kafan rahat mı? Evet. Tamam. Biraz kasıntı gibi duruyorsun da sanki. Ben de mi biraz? Kasıldım. Sen kasılma. Rahat. İyice yayıl. Bunlar buna göre şekil alırlar. Ne yapayım başımda? Orada çemberin ucunu yiyin. Çekil, sakın başımdan sıçırma. Sıçır.
Döş teyat içer birazdan. Kaka yapma zamanı yerine götür bunları al da. Ben onu mu takip edeyim? Kafasını ezince yapar hayvan gelince. Ne? What? Isır uzay. Kumandaya girersin. Kumandaya gireceksin. Size merhaba arkadaşlar. Ben dün bir hasta oldum var ya, anlatamam size nasıl titriyorum, nasıl ateş basıyor, kemiklerim her yerim ağrıyor, çok kötüydüm. Sonra dün işte Zehra ile buluşacaktık da buluşamadım, sonra onda iş vardı zaten, çok hastaydım. Sonra dün eve geldim, işte yattım, Allah'ım yok yani, kalkamıyorum, yemek yiyeceğim, yemek yiyemiyorum böyle. Neyse yemekten sonra ıhlamur içtim, sonra annem ablam falan bir ilaç verdi, onu içtim, yattım da yani odadan, salondan yatak odasına giderken titremekten ölecektim gerçekten, çok kötüydü. Her yerim ağrıyor, bütün kemiklerim ağrıyor, böyle bir şey yoktu, fındığın acısı herhalde yeni çıktı. Neyse sonra da yattım yatağa, uyuyamıyorum ama yani şurama kadar çektim battaniyeyi, pikabar üstünde battaniye var. Bir terliyorum ama var ya, vücudumla şeyin arasındaki o piken arasındaki sıcak hava dalgasını resmen hissediyorum. Neyse sabaha iyi oldum Allah, ben yani şu an çok iyiyim. Biraz hafif boğazım acıyor ama onun dışında bir şeyim yok. Neyse sabah zaten bir şey yiyemedim. Şimdi kendime yulaf lapası yapıyorum. Annem de bir yandan incir reçele kaynatıyor. Ben de yulaf lapası yapıyorum böyle. Bunu yiyeceğim. Bunda da büyük olasılıkla yarın gidiyorum perşembe günü. Valiz hazırlayacağım. Çocukların kafesini temizleyeceğim. Bilmiyorum. Onlarla uğraşacağım bir de. Neyse bir an önce İzmit'e gideyim. Başka bir şey istemiyorum. Hem gidesim var hem gidesim yok ama gitmek zorundayım. Çünkü okulda birkaç problemler var. Anlamıyorum gerçekten, normalde sadece stajı kalanlar bir harç ücret ödemiyordu. Şimdi harç ücreti çıkıyor. Onu ödeyeceğim herhalde ama daha sonrasında mezuniyet durumunda harç iadesi olacak. Bilmiyorum, saçma sapan bir ton işler var. Bunların hepsini halletmem gerekiyor. Neyse halledeceğiz hepsini. Çocuklar da holde takılıyor. Bunlar da burada geziyor. Yarın ne olacak bilemiyorum. Takışma. Gel. Çakır. Ben yarın akşam gidiyorum ve hemen İlhan'a vedalaşmaya geldi. Değil mi? Yapma öyle. Ben video çekiyorum. Yeni benim öpücüğüm. Anlatayım. Beni çok özleyecek misin? Hı hı. Ne kadar? Çok. Ne kadar çok? 150 bin. Ne? 150 bin. 150 bin. Evet. Güzel çakıl da görecek misin? Görecek misin onları da? Görecek. Gel gösterelim mi? Böyle çakala da veda et. Çakıl nerede? Arkada çakıl. Uzay da burada. Ay, yere bırak kaç. Bak. Bak. Aldın mı elini? Tamam, omzuna koy. Koy omzuna. Öyle değil. Ay ben koyayım. Bir birazcık öğrenmem. Tamam, aynen. Kalk. Yavaş kalk. Uzay yanında. Uzay uçsa keşke. Ama uçamıyor Uzay, hasta çünkü. Çakıl nerede? Çakıl da orada. Bak, şey oturuyor. Yavaş yavaş düşecek. O boynunda. Kıdıklıyor mu? Alayım mı? Yok. Şurada bir şey vardı. Tırnağı geldi oraya. Sonra par kesseydin neyi kesmedin? Kestirmiyor tırnaklarını. Ne bunları kestirmiyor bakayım? Kestirmiyor. Senin gibi olmuşlar. Çakıl uçarak kaçtı. Bu uçarak. Aynen. Uzay da olsa uçabilirdi. Evet.
Oo, babayla konuşmayı öğrenmiş. Evet. Uzayda yakında öğrenecek değil mi beş tane? Evet öğrenecek. Gel Çakıl. Oo, Çakıl'ın yakar. Aşağı bak. O bana gelecek şimdi. Bana gelmek istiyor. Dur düzgün dur. Dur tırnağa takıldı dur. Heh. 3 saat sonra otobüse bineceğim arkadaşlar. Kaç saattir odayı temizliyorum. Valizi kapattım. Birkaç bir işler falan filan yaptım böyle. Şimdi yeni oturabildim. 2 saat sonra çıkacağım işte. Otobüse bineceğim gideceğim. Çocuklarımı da küçük kafese koydum. Onlar böyleler. Millet denize giriyor. Ben köşeden görüyorum. Bakın göstereyim size. Millet burada denize giriyor. Ben görüyorum ve çok üzülüyorum. Hasta olmasaydım net. 2 gün önce falan çok kötü olmasaydım. Bugün ben de giderdim sabahleyin denize. Gider gelirdim ama çok hastaydım. Yeni doğruldu yani bir yerlerim. Hatta dün gece falan boğazım çok acıyordu da bir ilaç içtim. Acısı yeni geçti. Yine böyle bir acıyor, kaşınıyor burası. O yüzden gitmedim yani. Yoksa giderdim. Neyse ben de evi topladım, evi temizledim, işte odayı temizledim, çocukların pisliğini temizledim, orası kapattım. Yani valiz, bir dahakine girosuna gelirken hiç ama hiçbir şey getirmeyeceğim. Gerçekten tek parça kıyafet, iç çamaşırı, bir tişört, bir pantolon, fazladan başka hiçbir şey getirmeyeceğim. Hiç, yani getirdim hiçbir şey giymedim çünkü fındıktaydık zaten, fındık kıyafetlerim de buradaydı. Giderken 2 tane ayakkabı götürüyorum. Bir sürü kıyafet götürüyorum. Ablam sağ olsun, ablamın kıyafetleri. Buranın ayağı küçülmüş. Buranın ayakkabılarını alıyor falan böyle. Öyle yani, bir daha bir şey getirmeyeceğim. Çocuklarım da burada keyif yapıyor. Aşkım. Çakıl. Çakıl. Aşkım. Uyay. Onları da olabildiğince geç koymaya çalıştım da yani yapacak bir şey yok. Çünkü diğer kafesi valizin içine koyacaktım. Yoksa öteki türlü asla içine girmezlerdi. Neyse hallettik bir şekilde. Şimdi yolculuk başlasın. Kim o kadar saat yol çekecek Hülya? Ha? Kim o kadar saat yol çekecek? Ben ne bileyim. Bilsem. Hayırlı güne gidersin inşallah. Ya, biraz yol olacaksın ama. Biraz yol. Tamam görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Kızacak ben bir var. Şey yok. Ben de seni seviyorum. Gurbet girdi abi ya. Daha bakalım bundan sonra ne zaman gelebileceğiz. Bir aydır buradayım yani. Hiçbir ayda kalmamıştım pandemiden sonra. Bir pandemide geldiğim 4 ay kaldıydım. Aynen. İlk zamanı. Daha sonra daha yok. Daha sonra daha yok. İlk defa geldim. Bunda da fındık topladık. Topladık. Şimdi bu gidiş. Daha yok. Geliş yok. Sen işe gir gelirsin. Biz geliriz yani. Olur. Olur. Ama şu manzarayı özleyeceğim yani. Özleyeceğim yani şurayı. Değil mi? Sen de özleyecek misin? Burada keyfin iyi balkonda. Ben orada geleceğim de. Sarım izin yok mu? Olur muyum? Görüşürüz. Annen iyi bak. Dikkat et anne. Yürüyüşe çıkın annemle sürekli. Deme. Çocuklarımla gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Çocuklarım da burada. Güzel. Çakır. Cereden çıkmaz. Onları cereden çıkmaz. Hiç çıkmazlar. Hiç çıkmazlar. Arkadan kim bilmiyordu ki? Kendik oldu da fotoğrafı varmış da o gülümcüyormuş. Çocukları kapattım valla. Çakıl da şurada. Neredesin lan sen? Hı?
çakıl yanında. Aşağıdalar şu an. Uzay bir çakıl burada. Uzay da şurada bir yerde yatıyordur. Hiç de ses çıkmıyor çocuklarımın. Aferin hihi. Aferin benim annem. Oğluşum benim. Gelirken de burada en son uzayla çakıl aşağıda diye ağlıyordum. Neyse şimdi çocuklarım yanımda. Bir yerde çok sıcak oldu. Biraz endişelendim acaba sıcaktan bir şey olur diye de. Neyse baktım da oturuyorlar aşağıda. Hani bir garibim ben de. Aşağıda soğukta üşüyorlar mıdır diye endişeleniyorum. Yanımdayken sıcaklılar mı diye endişeleniyorum. Ben sürekli endişeleniyorum. Neyse az kaldı valla. Saat 3.30. Bir 2 saat sonra falan. Hani maksimum 2.5 saat sonra evdeyiz. Bir an önce eve gidelim ve başka hiçbir şey istemiyorum. Ben de yanımda da kimse yoktu vallahi bir uyumuşum ama bir terlemişim. Bayağı iyi geldi yani 3.5 saattir falan uyuyorum ben de 3 saattir falan. İyi oldu. Neyse artık İzmit'te görüşürüz. Sonunda İzmit. Bakalım İzmit'e gidiyoruz ama ne olacak hiç bilmiyorum. Hayırlısı olsun aklımızda. O zaman evde görüşürüz. Kışım. Kulum. Keyifleri yerimde.